Şimdi geldik özel fonksiyonların integraline. Nasıl oluyor? İşte parçalı bir fonksiyon karşımıza geldiğinde, bir parçalı fonksiyonun integralini hesap ederken parçalı fonksiyonun kritik noktaları, sınır noktaları, integralin sınırları arasında ise bu noktalardan belirli integrali parçalıyoruz. Yani parçalama işlemi yapacağız sınırlara göre. Kardeşim, parçalama işlemi yapacağız. İşte burada olduğu gibi. Neyi bulacağım ben? Sıfırdan beri fx dx'i bulacağım. Bakıyorum, şurayı bulacağız. Sıfırdan beri fx dx. Sıfırdan bire. Sıfırdan bire olan parçamız şurada dolanıyor. Demek ki ben burayı alabilirim sadece. O zaman bunun eşiti sıfırdan bire kadar şu x küp artı x dx integrali bulunacak. Yani x küpün integrali budur. X'in integrali budur. Nereden nereye? Sıfırdan bire. 1 yazarsak 1 bölü 4, 1 bölü 2, 0 yazarsak 0 bölü 4, 0 bölü 2 gitti zaten. Şunlar 0 gitti zaten. Çeyrek, yarım daha 3 çeyrek, 3 bölü 4 olarak bulunur. Mesela burada başka bir şey sorsaydı bize, 4'ten 5'e kadar fx dx'i sorsaydı, ben şimdi bununla uğraşmayacağım ama 4'ten 5'e kadar olan parça şurada olacaktı. 4'ten 5'e kadar demek ki bunun eşiti 4'ten 5'e kadar ln x dx burada kısmi integral, parçalı integral yani raptüden çözülecekti. Hatta onun çözülmüşü de şuydu. X çarpı ln x eksi x'e sonra da şu sınırları 4'ten 5'e yazacağız, devam edeceğiz. Hangi parça uygunsa sınırlara göre onu alacağız yani kardeşim. O kadar. Şimdi bundan dolayı mutlak değer fonksiyon integrali de bu şekilde yapılacak. Mutlak değeri parçalayacağız. Mutlak değerin içini sıfır yapan noktalara göre parçalama işlemi yapacağız. Artı çıkan, eksi çıkan yerlere dikkat edip hesabımızı yapmış olacağız. İşte hemen bir tane örnek. X kare eksi 4. X kare eksi 4'ün mutlak değeri verilmiş. Aslında onu şöyle yapabiliriz biz. Şu x, x kare eksi 4. Bunun içini sıfır yapan değerler bir artı bir eksi 2. X kare eksi 4 bir artı bir eksi 2. Eksi 2 artı 2. Tamam. Kökün sağında aynen çıkıyordu. Eksiyle çarpıyordum kökü gördüğüm zaman. Bir daha eksiyle çarpıyordum. Bir daha eksiyle çarpıyordum. Şöyle olacak. Şöyle bir oynadı orası. Şöyle bir ayırdık. Ha, demek ki sıfırdan 3'e giderken biz. Sıfırdan 3'e giderken sıfır şurada. 3 de burada. Bir aynen çıkıyor bir de eksiyle çıkıyormuş zaten. X kare eksi x kare artı 4 olduğunu. Dolayısıyla bu integralin eşiti ne diyorsun kardeşim sen? 0'dan 2'ye kadar alacağız biz bu integrali. Bir de 2'den 3'e kadar alacağız bu integrali. Böyle yapacağız yani. Gerçekten şurada 0 var. 0'dan 2'ye kadar şöyle eksi çıkıyormuş. Çıkardım artık mutlak değerden kurtuldum. 2'den 4'e kadar, 3'e kadar düzeltiyorum. 2'den 3'e kadar böyle çıkıyormuş. Bunlara dikkat edeceğiz. Mutlak değerin içini 0 yapan artı eksi 2'den 2 denk geldi 0 ile 3 arasına. Bunun içini 0 yapan artı 2 ve eksi 2 noktalarından bir tanesi olan 2 0 ile 3 arasında yani. Dolayısıyla şu 4x'tir bunun integrali. Bu da x küp bölü 3'tür. Biz bu sınırları alacağız. 0 ile 2'yi patlatacağız buraya. Devam ediyorum. Şurası da x küp bölü 3. Eksi 4x'tir. 2'den 3'e kadar. Üst sınır yazıyorum. 2 yazıyorum. 2'yi yazıyorum. 4 kere 2, 8 eksi. 2'nin kübü 8 bölü 3. Sıfırları yazınca 0 çıkacak. Artı. Bitti burayla işim. Üst sınır olan 3'ü yazıyorum. 3'ün kübü 27 bölü 3. 3 kere 4, 12 yazdım. Eksi alt sınır olan 2'yi yazıyorum. 2. 8 bölü 3. Eksi 8. Şu işlemleri yapacağım. Yani ben şöyle alayım şimdi. 8 eksi 8 bölü 3 burada var. Şunu açtım. Şu sıfırdı. 27 bölü 3 9'dur. 27 bölü 9 eksi 12 var. Tamam. Şunları da hallettim. Eksi 8 bölü 3 artı 8. Eksi 8 bölü 3 artı 8. Tamam. 8. 8 de burada var. 16. Şurada eksi 3 var. 13. 2 tane eksi 8 bölü 3 var. 13 eksi 2 tane 8 bölü 3. 13'ten 16 bölü 3'ü çıkar. Ters gidiyorum ben. 3 kere 13. 39. 3 kere 13. 39. 39'dan da 16'yı çıkarsam 23 bölü 3 olacak şekilde sayısal değerde nihayet ulaşmış olduk.
Bir tane daha mutlak değerle ilgili sorular çözmeye çalışıyoruz. Böyle bir soruda gerçekten şunu görmez isek, şu bir yerine sin kare x, kos kare x yazmaz isek işimiz zor. Sin 2x'i de yarım açı formülünden açarsam 2 sin x, kos x, hay maşallah. İşte şu köklü ifade görürsem işim kolay. Bu köklü ifadenin içe aslında sin x eksi cos x'in karesi. Ve burada da derece çift olduğundan başına da integralleri yapıştıracağız birazdan. Şöyle integralleri yapıştıracağız. Nereden nereye? Sıfırdan 90'a. Nereden nereye? Sıfırdan 90'a. Şurası 2 olduğundan, burası 2 olduğundan bu mutlak terziye çıkar. Sin x eksi cos x dx. İşte şimdi burada da şenlik var. Şimdi ben aslında şu integrali çözecekmişim. Şu integrali çözeceğiz. Bir mutlak değerli integral. 0'dan 90'a birinci bölgedir. Birinci bölge, burası kosinüs, burası sinüs, burası 90, burası 0. Birbirine eşit oldukları yer 45 derecedir. 45 dereceye kadar rastgele bir tane açı alsam, şöyle bir açı alsam, bu açının kosinüsü her zaman sinüsten büyük. Birinci bölgede kosinüs sinüsten büyük. Birinci bölgenin bu parçasında, birinci bölgenin şu parçasında ise sinüs kosinüs denmiyor. Hay maşallah. Gerçekten şurada bir tane açı versem, şöyle bir açı alsam, bu açının sinüsü şu mavide çizdiğim yer, bu açının kosinüsü şurası, şu sinüs değeri bu kosinüs değerinden büyük. Yani biz şu integrali sıfırdan 45'e kadar dx, 45'ten 90'a kadar dx yapacağız. Umarım anlatabilmişimdir. Birinci bölgenin x 0-45 aralığında kosinüs sinüsten büyük olduğu için o mutlak değer cos x eksi sin x çıkacak. Çıkardım. İkinci parçada yani şu daire diliminde ikinci 45'lik parçada sinüs kosinüsten büyük olduğu için o mutlak değer şöyle çıkacak. İşte olay budur. Bunları hesaplayacağız. Buraya kadar anladıysak işimiz kolay. Ben şimdi onu şuraya alayım. Hemen çözüyorum. Kosinüsün integralini alacağım. Kimin türevi cos x? Sin x. Eksi. Kimin türevi eksi sin x? Kimin türevi eksi sin x? Kosinüsün. Demek ki burası artı kos olacak. Şöyle alacağım. 0'dan 45'e artı. Kimin türevi sin x? Eksi cos x. Kimin türevi cos x? Sin x'in eksisine dokunmuyorum. Şurası da pi bölü 4'te pi bölü 2'ye devam ediyor. Şimdi pi bölü 4 yazıyorum. Sinüs pi bölü 4 artı kosinüs pi bölü 4 yazdım. Eksi yani şunu yazdım şimdi bunu yazacağım. Eksi sin 0 eksi kos 0. Bu bitti. Artı şuraya yazayım ben. Şimdi şunu yazıyorum. Bir 90 bir de 45'i yazıyorum. Eksi kosinüs 90. Benim de yapacak bir şeyim yok. Zahmetli bir şey bu. Eksi sinüs 90. Bir daha eksiyle çarpacağım. Yani üst sınır eksi alt sınırdı ya. Eksi kosinüs 45 artı değil orası da 45 eksi sinüs 45. Şimdi bunu hesaplamaya çalışayım. Devam. Sinüs 0 0'dır. Şu 1'dir zaten. Eksi 1 oradan gelir. Şu sin 45 kök 2 bölü 2. Burada da kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. Kök 2. Bitti buranın işi. Cos 90 0'dır. Sin 90 1'dir. Eksisi de var. Eksi 1. Güzel. Bu da eksi kök 2 bölü 2. Bu da eksi kök 2 bölü 2. Burası eksi kök 2. Eksi de burada var. Artı kök 2. Yani cevabımız 2 kök 2. Eksi 2. Geçmiş olsun. Zorca bir soru bu gerçekten. Burayı görmek gerekiyordu. Şimdi bir daha tekrar etmek bazı öğrenci arkadaşları sıkabilir. Şu 1'in yerine sin kare kos kare, sin 2x yerine 2 sin kosu görürsek bir tam kareden mutlak değere geçip sonra birinci bölgede kim kimden büyük ona göre çıkarıp soruyu çözebiliriz. Başka türlü hareket edemeyiz. Böyle olacak. Şimdi belirli integralin türevi nasıl olur? İntegralin türevini alabiliriz biz. Eğer üst sınırda, alt sınırda x'li bir şeylerse, yani buralarda fonksiyonel bir şeylerse, üst ve alt sınırları böyle alabiliriz. Yani üst sınırın türevi çarpı buradaki görüntüsü, eksi alt sınırın türevi çarpı buradaki görüntüsü diyeceğiz. Üst sınır gx, gx'in türevi, gx'in t'deki yazılımı, işte g, fgx. Sonra hx'in türevi, gene içeride hx yazacağım, t gördüğüm yere.
Eğer benim integral üzerinden türevim isteniyorsa, alt tarafta sabit sayı var, yukarıda fonksiyonel bir şey varsa sadece üst tarafı hesaplayacağız. Eksi sıfır gelecek, yazmaya gerek yok. Eğer bu sabit sayı yukarıdaysa b'nin türevi sıfır çarpı burası gitti, eksi. Bunun türevi çarpı bu olacak, buna dikkat edeceğiz. Yani üst tarafta fonksiyonel bir şey, sınır varsa, alt tarafta da fx'li gx'li bir şey varsa şuradaki sarıyla gösterdiğimize dikkat edeceğiz. Eğer alt taraf sabitse eksi sıfır olacak. Üst taraf sabitse sıfır eksi devamı olacak. Bir tane örnek. F üssü x'i bulalım. Burada fonksiyon, burada da sabit sayı var. Hemen ben bunun türevini alıyorum. Üstteki sınırdaki sin x'in türevi cos x çarpı onun buradaki görüntüsü sin x'in karesi eksi. 1'in türevi 0 çarpı e üzeri 1'in karesi. Bu zaten gitti. Yani büyük şu garip oldu. F üssü x'imiz neymiş bizim? Cos x çarpı e üzeri sin kare x. Yine burada gerçekten bizim faydamız yok. Bunları ezberlemek, kafada tutmak gerekiyor. Başka türlü olmuyor. Bir tane daha. İşte burası da sabit. Burası da sabit. İşlem yapıldığında c gibi bir sabit sayı çıkacak mı karşıma? ÖSYM daha önce böyle bir soru sormuş, benzerini. Gerçekten buradaki integraller hesaplanıp 3 yazıldığında sabit bir sayı, eksi. Buradaki integralleri eksi 2 yazıldığında bir başka sabit sayı. Sabit sayıdan sabit sayı çıkarsam c gibi bir sabit sayı gelecek. Fx, c sabitin eşitse sabitin türevi daima ne olacak? 0 olacak. Bu kadar kafa ütülemeden eğer ben şöyle bir şey karşıma gelirse 4'ten 7'ye kadar artı tanjant x tabi uygun şartlarda verirse ben hemen bunun türevini bulayım diyorsa cevabımız 0. Çünkü bu bir sabit sayı çıkacak. Burası da sabit bir sayı çıkacak. Şimdi geldik özel fonksiyonların integraline. Nasıl oluyor? İşte parçalı bir fonksiyon karşımıza geldiğinde bir parçalı fonksiyonun integralini hesap ederken parçalı fonksiyonun kritik noktaları, sınır noktaları, integralin sınırları arasında ise bu noktalardan belirli integrali parçalıyoruz. Yani parçalama işlemi yapacağız sınırlara göre. Kardeşim parçalama işlemi yapacağız. İşte burada olduğu gibi neyi bulacağım ben? Sıfırdan beri fx dx'i bulacağım. Bakıyorum şurayı bulacağız. Sıfırdan beri fx dx. Sıfırdan bire. Sıfırdan bire olan parçamız şurada dolanıyor. Demek ki ben burayı alabilirim sadece. O zaman bunun eşiti sıfırdan bire kadar şu x küp artı x dx integrali bulunacak. Yani x küpün integrali budur. X'in integrali budur. Nereden nereye? Sıfırdan bire. 1 yazarsak 1 bölü 4, 1 bölü 2. 0 yazarsak 0 bölü 4, 0 bölü 2 gitti zaten. Şunlar 0 gitti zaten. Çeyrek yarım daha 3 çeyrek. 3 bölü 4 olarak bulunur. Mesela burada başka bir şey sorsaydı bize. 4'ten 5'e kadar fx dx'i sorsaydı. Ben şimdi bununla uğraşmayacağım ama 4'ten 5'e kadar olan parça şurada olacaktı. 4'ten 5'e kadar demek ki bunun eşiti 4'ten 5'e kadar ln x dx burada kısmi integral, parçalı integral yani raptüden çözülecekti. Hatta onun çözülmüşü de şuydu. X çarpı ln x eksi x'e sonra da şu sınırları 4'ten 5'e yazacağız, devam edeceğiz. Hangi parça uygunsa sınırlara göre onu alacağız yani kardeşim. O kadar. Şimdi bundan dolayı mutlak değer fonksiyon integrali de bu şekilde yapılacak. Mutlak değeri parçalayacağız. Mutlak değerin içini sıfır yapan noktalara göre parçalama işlemi yapacağız. Artı çıkan, eksi çıkan yerlere dikkat edip hesabımızı yapmış olacağız. İşte hemen bir tane örnek. X kare eksi 4. X kare eksi 4'ün mutlak değeri verilmiş. Aslında onu şöyle yapabiliriz biz. Şu x. X kare eksi 4. Bunun içini sıfır yapan değerler 1 artı 1 eksi 2. X kare eksi 4. 1 artı 1 eksi 2. Eksi 2 artı 2. Tamam. Kökün sağında aynen çıkıyordu. Eksiyle çarpıyordum kökü gördüğüm zaman. Bir daha eksiyle çarpıyordum. Bir daha eksiyle çarpıyordum. Şöyle olacak. Şöyle bir oynadı orası. Şöyle bir ayırdık. Ha, demek ki sıfırdan 3'e giderken biz. Sıfırdan 3'e giderken sıfır şurada. 3 de burada. Bir aynen çıkıyor bir de eksiyle çıkıyormuş zaten. X kare eksi x kare artı 4 oldu. Dolayısıyla bu integralin eşiti ne diyorsun kardeşim sen? Sıfırdan 2'ye kadar alacağız biz bu integrali. Bir de 2'den
3'e kadar alacağız bu integrali. Böyle yapacağız yani. Gerçekten şurada 0 var. 0'dan 2'ye kadar şöyle eksi çıkıyormuş. Çıkardım. Artık mutlak değerden kurtuldum. 2'den 4'e kadar, 3'e kadar düzeltiyorum. 2'den 3'e kadar böyle çıkıyormuş. Bunlara dikkat edeceğiz. Mutlak değerin içini 0 yapan artı eksi 2'den 2 denk geldi 0 ile 3 arasına. Bunun içini 0 yapan artı 2 ve eksi 2 noktalarından bir tanesi olan 2'yi 0 ile 3 arasında yani. Dolayısıyla şu 4x'tir bunun integrali. Bu da x küp bölü 3'tür. Biz bu sınırları alacağız. 0 ile 2'yi patlatacağız buraya. Devam ediyorum. Şurası da x küp bölü 3. Eksi 4x'tir. 2'den 3'e kadar. Üst sınır yazıyorum. 2 yazıyorum. 2'yi yazıyorum. 4 kere 2. 8 eksi. 2'nin kübü. 8 bölü 3. Sıfırları yazınca 0 çıkacak. Artı. Bitti burayla işim. Üst sınır olan 3'ü yazıyorum. 3'ün kübü. 27 bölü 3. 3 kere 4 12 yazdım. Eksi alt sınır olan 2'yi yazıyorum. 2. 8 bölü 3. Eksi 8. Şu işlemleri yapacağım. Yani ben şöyle alayım şimdi. 8 eksi 8 bölü 3 burada var. Şunu açtım. Şu sıfırda 27 bölü 3 9'dur. 27 bölü 9 eksi 12 var. Tamam. Şunları da hallettim. Eksi 8 bölü 3 artı 8. Eksi 8 bölü 3 artı 8. Tamam. 8. 8 de burada var. 16. Şurada eksi 3 var. 13. 2 tane eksi 8 bölü 3 var. 13 eksi 2 tane. 8 bölü 3. 13'ten. 16 bölü 3'ü çıkar. Ters gidiyorum ben. 3 kere 13. 39. 3 kere 13. 39. 39'dan da 16'yı çıkarsam 23 bölü 3 olacak şekilde sayısal değerde nihayet ulaşmış olduk. Bir tane daha mutlak değerle ilgili sorular çözmeye çalışıyoruz. Böyle bir soruda gerçekten şunu görmez isek, şu bir yerine sin kare x, cos kare x yazmazsak işimiz zor. Sin 2x'i de yarım açı formülünden açarsam 2 sin x, cos x, hay maşallah. İşte şu köklü ifade görürsem işim kolay. Bu köklü ifadenin içe aslında sin x eksi cos x'in karesi. Ve burada da derece çift olduğundan başına da integralleri yapıştıracağız birazdan. Şöyle integralleri yapıştıracağız. Nereden nereye? Sıfırdan 90'a. Nereden nereye? Sıfırdan 90'a. Şurası 2 olduğundan, burası 2 olduğundan bu mutlak değerliğe çıkar. Sin x eksi cos x dx. İşte şimdi burada da şenlik var. Şimdi ben aslında şu integrali çözecekmişim. Şu integrali çözeceğiz. Bir mutlak değerli integral. 0'dan 90'a birinci bölgedir. Birinci bölge, burası kosinüs, burası sinüs, burası 90, burası 0. Birbirine eşit oldukları yer 45 derecedir. 45 dereceye kadar rastgele bir tane açı alsam, şöyle bir açı alsam, bu açının kosinüsü her zaman sinüsten büyük. Birinci bölgede kosinüs sinüsten büyük. Birinci bölgenin bu parçasında, birinci bölgenin şu parçasında ise sinüs kosinüs denmiyor. Hay maşallah. Gerçekten şurada bir tane açı versem, şöyle bir açı alsam, bu açının sinüsü şu mavide çizdiğim yer, bu açının kosinüsü şurası, şu sinüs değeri bu kosinüs değerinden büyük. Yani biz şu integrali sıfırdan 45'e kadar dx, 45'ten 90'a kadar dx yapacağız. Umarım anlatabilmişimdir. Birinci bölgenin ilk 0-45 aralığında kosinüs sinüsten büyük olduğu için o mutlak değer cos x eksi sin x çıkacak. Çıkardım. İkinci parçada yani şu daire diliminde ikinci 45'lik parçada sinüs kosinüsten büyük olduğu için o mutlak değer şöyle çıkacak. İşte olay budur. Bunları hesap edeceğiz. Buraya kadar anladıysak işimiz kolay. Ben şimdi onu şuraya alayım. Hemen çözüyorum. Kosinüsün integralini alacağım. Kimin türevi cos x? Sin x. Eksi. Kimin türevi eksi sin x? Kimin türevi eksi sin x? Kosinüsün. Demek ki burası artı cos olacak.